misafirler merakla beklediğinizi biliyoruz. Artık biz de programımıza başlıyoruz elbette. Türkiye genelinde yılın başarılı isimlerinin değerlendirilerek ödüllendirdiği 12. Uluslararası Buhara Medya Ödül Töreni Ankara'da bir otelde gerçekleşti. Ödül törenine siyaset, medya, sanat ve iş dünyasından pek çok önemli isim katıldı. Yılın başarılı hikayeleri temasıyla düzenlenen özel gecede yılın valisi, milletvekili, büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanları da iş adamları, gazeteci, sanatçı, çevre dostu, barış ödülü gibi birçok farklı kategoride ödüller verildi. Bu kapsamda Başkan Osman Zolan'ın da altyapıdan üst yapıya, yeşil alanlardan ulaşıma, tarımdan, teknoloji, spordan, sanata, Denizli halkının tüm ihtiyaçlarına cevap veren ihracatları ve Denizli'de gerçekleştirdiği proje ve çalışmalardan dolayı yılın Büyükşehir Belediye Başkanı ödülüne layık görüldüğü açıklandı. Tarımdan, teknolojiye, spordan, sanata, Denizli halkının tüm ihtiyaçlarına cevap olan icraatları ile sadece Denizli halkının değil, hepimizin saygı ve takdirini kazanan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Zolan'ı yılın Büyükşehir Belediye Başkanı ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Ve ödülünü Ajans Başkanımız Burçin Öztürk takdim ediyor. Sahneye davet edilen Başkan Zolan, ödülünü Buhara Medya Ajansı Başkanı Burçin Öztürk'ün elinden aldı. Başkan Osman Zolan, burada yaptığı konuşmada, tüketimden daha fazlasını üreten, satın alındığından daha fazlasını satan, girişimci ve güler yüzlü insanların bulunduğu Denizli'den övgüyle bahsetti. Salonda bulunan tüm hazırına saygılarımı sunuyorum. Üreten şehir, tükettiğinden daha fazla üreten, satın aldığından daha fazla satan, girişimci, güler yüzlü insanlarımızın bulunduğu Denizli'den sizlere saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Denizli gerçekten güzel şehir, üreten şehir ve ihracatta 8. sırada olan Türkiye'de güzel bir şehir. Ben her birinize Denizli'ye davet ediyorum. Tekstilin başkenti, turizmin gerçekten çok üst seviyede olan ve tarım üretimleriyle de ülkemize ve dünyaya katkı sağlayan bir şehir. Ben bu ödülü bize layık gören Buhara Medya mensuplarına ve tüm emeklilerine, huzurunuza ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep böyle güzel günlerde buluşalım. Acılar az olsun, güzeller çoğalsın. Saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İmamoğlu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki ana yerleşkesinde bulunan makam odasında ağırlanan Özel, 15 Eylül günü önümüzdeki kurultayda genel başkan adaylığı noktasındaki irademizi açıkladığımızdan beri illeri ziyaret ediyoruz. İl kongrelerine katılıyoruz. Katılamadığımız il kongrelerine de daha sonra hayırlısı olsun ziyaretlerini gerçekleştiriyoruz, dedi. Önümüzdeki kurultayda genel başkan adaylığı noktasındaki irademizi açıkladığımızdan beri illeri ziyaret ediyoruz. İl kongrelerine katılıyoruz. Katılamadığımız il kongrelerine de daha sonra hayırlısı olsun ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. İstanbul İl Kongremize katılamamıştık. İl başkanım bütün Türkiye'nin çok dikkatle izlediği bir kongreydi. Biz de çok dikkatle izledik. Biraz önce de değerlendirdik. Sonuçları açısından da çok mühim. Ben sayısal ve yarattığı Türkiye'deki psikolojik sonuçlarının dışında ortaya koyduğu profili çok önemsiyorum. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görevini büyük bir başarıyla yapmış, takdir toplamış, 40'lı yaşlarında yeni bir göreve talep açan ve kampanyasında da bu görevi nasıl yapacağını ve İstanbul'u, İstanbul İl Başkanlığı'nı nasıl iyi yöneteceğini anlatan bir aday seçildi. Bu çok kıymetlidir. CHP kongrelerinden gerilim bekleyenlerin, CHP kongrelerinden farklı sonuçlar bekleyenlerin hevesleri kursaklarında kaldı. Genç, dinamik bir ekip seçildi. Adaşım olması münasebetiyle de ayrı bir memnuniyetim var. Ve Özgür Başkan'ı ziyaret etmek istedik. Tabii biz bu ziyaretlerimizde İl başkanlığını ziyaret ettiğimizde orada eğer belediyemiz varsa belediye başkanlarımızla da mutlaka bir araya geliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulunmak hem aday sıfatıyla hem Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı sıfatıyla benim için de büyük bir keyif.
Şöyle bir başka mutluluğum da var. Bir heyetle birlikteyiz. Heyetin en yaşlısı benim başkanım. O yüzden arkadaşlarımız bugünkü ziyareti genç arkadaşlarımızla, kadın arkadaşlarımızla birlikte yaparken yolda fark ettik. Heyetin en yaşlısı benim. Bu kamuoyundaki beklentilerle uyumlu bir heyet teşekkül etmiş oldu. Gelirken dilek tuttuk yolda. Ne dileyelim? Saraçhane'ye doğru yaklaşırken dedik ki 1 Nisan günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis çoğunluğunu da sağlamış, bugüne kadar elini kolunu bağlayan bütün engellerden kurtulmuş, İstanbul'u büyük bir farkla kazanmış Ekrem İmamoğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak bir kahvesini içmeyi dilek olarak tuttuk. Ümit ediyoruz 1 Nisan'da o ziyareti gerçekleştirme imkanımız olur. CHP Genel Başkan adaylığını açıklayan Özel ve beraberindeki heyet, İstanbul İl Başkanı Çelik'i tebriğinin ardından kendisini ziyaret ettiklerinin altını çizen İmamoğlu da şöyle konuştu. İl Başkanımızı tabii görüyorum, örgüt ziyaretleri de yapıyorsunuz. Ama elbette biz zaten hani Sayın Başkanımızla istişare halinde olan çok fikirlerimizi paylaştığımız ve birbirimizi bu anlamda beslediğimiz, güçlendirdiğimiz dönem dönem özellikle genel seçim sonrası da yoğun bir temas yaşadığımız yol arkadaşımız. Elbette daha öncesinde de benzeri yoğunlukta her konuyu tartışan, müzakere eden bir yakınlığımız ve dostluğumuz söz konusuydu. Ama daha da ötesi partimizin çok değerli grup başkan vekiliydi. Son dönemde de Sayın Genel Başkanımızın genel seçim sonrası konumu gereği grup başkanımız mecliste. Bu bakımdan İstanbul Büyükşehir Belediye'mizi ziyareti bizi oldukça mutlu etmiştir. Konuşmaların ardından Özel ve İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul'daki sonucunu siz de değindiniz. Matematiksel olarak da bir karşılığı olacak mı olmayacak mı en çok merak edilen o. Bir kurultayda İstanbul'da değişim rüzgarı Ankara'ya, kurultaya nasıl ulaşır? Bir de ittifak, malum İstanbul için ittifakın önemine her ikiniz de değiniyorsunuz. Bu konuya ilişkin de bundan sonra nasıl bir yol haritası olacak önünüzde ittifaka dair? İstanbul seçimlerinin doğurduğu en önemli sonuç İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve İstanbul'daki 14 belediyemizin, belediye başkanımızın çabalarının, gayretlerinin bir an önce İstanbullulara en doğru şekilde anlatılıp önümüzdeki 31 Mart'taki seçime doğru hem belediyelerimiz, başkanlarımız hem örgütümüzün kol kola ilerlemesi gerekiyordu. Bu sürecin başlamış olmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Özellikle il başkanımızın İlçe başkanlığından gelmiş olması 39 ilçenin hem beklentilerini hem de nasıl birlikte çalışabileceklerini çok iyi bilen ve çok iyi tarif edebilen bir imkanı yaratacak. Bu çok önemli bir mesele. Seçimin sayısal sonuçlarıyla Ankara'da oylar sayılırken ilgileniriz. Şüphesiz seçimin doğurduğu tüm sonuçlardan memnunuz. Ama esas meselemiz bizim buradan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediyeyi kazanmak, 14 belediye sayısının 30'lu rakamlara çıkarılması, 4 Kasım günü Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanacak bir değişimin, 6 Kasım günü bütün ittifak ortaklarının ve toplumsal ittifak potansiyeline yönelik olarak çok önemli yansımaları olacaktır. Yeni bir sayfa açmaya geldiğimizi ifade etmek çok mümkün. Halkı kitap okumaya teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Erzincan Valiliği tarafından başlatılan Candır Kitap Can, Hep Birlikte Okuyor Erzincan projesi kapsamında kentteki tüm okullarda eş zamanlı olarak kitap okuma etkinliği düzenlendi. Candır Kitap Can, Hep Birlikte Okuyor Erzincan projesi, Vali Hamza Aydoğdu'nun katılımıyla düzenlenen kitap okuma etkinliğiyle başladı. Nereye oturacağız Hacı Ömer Bey? Ben şuraya oturayım, orada kimse yok. Vali Metin İlyas Aksoy Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte Vali Aydoğdu öğrencilerle birlikte kitap okudu.
Candır Kitapçan, Hep Birlikte Okuyor Erzincan projesi kapsamında başlatılan kitap okuma etkinliği sadece öğrencilerle sınırlı kalmayarak kente bulunan esnafları ve tüm Erzincanlıları da kapsayacak. Okuma etkinliği sonrası açıklamalarda bulunan Vali Aydoğdu, empati yapma duygusunu arttırmanın tek yolu kitap okumaktır diyerek, okuma seferberliğine gösterilen ilgi ve bu konuda ortaya konulan çabanın önemini vurguladı. Değerli arkadaşlar, kitap candır can, hep birlikte okuyor Erzincan mottomuzla. Erzincan'ımızda da her perşembe saat 9 ile 9.24 arasında okullarımızda, sokakta, iş yerlerinde kitap okumaya çalışacağız. Bunun sebebi de şu, neden 24 dakika? Çünkü Erzincan'ın da plakası 24. Aslında biz bunu bulunduğumuz şehirlerde 20 dakika olarak almıştık. Çocuklarımızın zihinleri dağılmasın diye 20 dakika arkadaşlarımız karar vermişti. Aslında okuma alışkanlığı çok çok değerli ve önemli. Küçük yaşlarda hem çocuklarımıza hem gençlerimize bunu aşılamamız gerekiyor. Çünkü okumak hakikaten insana yeni ufuklar açıyor. Ve insan okuduğu zaman en azından kendinin farkına varıyor. İç dünyasına bir dönüş yapıyor. Bir derinleşme oluyor. Mürakabe yapabiliyor. Mukayese yapabiliyor. Okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneği gelişiyor. Aslında bugün toplumumuzda yaşadığımız bütün sıkıntıların temelinde okuma alışkanlığının eksik olması yatıyor. Onun için bir kitabı okuyup kapattıktan sonra zihnimizde bir cümle kalıyorsa o kitap amacına ulaşmıştır diyoruz biz. Onun için beraber, birlikte, okullarımızla, esnafımızla birlikte her hafta Perşembe günü sabah 9 ile 9.24 arasında bu kitap okuma alışkanlığını geliştireceğiz. Gelecek hafta inşallah esnaflarımızla birlikte bu okuma alışkanlığını devam ettireceğiz. Bu gerçekten aslında bir dinlenme, bir mola süreci gibi düşünmemiz gerekiyor. Çünkü toplumumuzda teknoloji arttıkça, uyarıcılar arttıkça artık sohbet etme, birbirimizi anlama, empati yapma duygusu da gittikçe azalıyor. Bunu telafi etmenin tek yolu kitaplara müracaat etmektir. Çünkü artık sosyal hayatta kullandığımız kelimeler de gittikçe azalmaya başladı. Birbirimizi anlamamaya başladık. Hepimiz aynı dili konuşuyoruz ama birbirimizi anlamıyoruz. Bu toplumsal bir sıkıntı, gittikçe derinleşiyor. Buradan çıkmanın yolu da gerçekten birlikte, beraber ya da tek başımıza en az 10 dakika, 20 dakika kitap okumaktan geçiyor. Büyüklerimiz hep bize şöyle nasihatta bulunurdu. Yatmadan önce mutlaka kitabın kapağını açın. Orada en azından açtığınızda bir cümle okursunuz. O cümle aklınızda kalır, tefekkür edersiniz. Onun için bugün Milli Eğitim Müdürümüz, değerli arkadaşlarımızla birlikte ortaokulumuzda, güzel bir ortaokulumuzda okuma sürecini başlattık. Bu süreç çocuklarımıza, bizlere, Erzincan'daki bütün vatandaşlarımıza inşallah güzellikler getirir. Gençler, size de çok teşekkür ediyorum. Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ile beraberindeki 37 kişilik iş insanları heyeti gıda sektöründe dünyanın en büyük uluslararası fuarı olan Anuga 2023'ün stand açan firmaları ziyaretin ardından Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın KOSGEB desteğiyle gerçekleştirdiği programda Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası ile Avrupa Türk Gıdacılar Parakenticiler Platformu üyeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Ticaret Ateşesi İrem Ekmekçi konuk ile
heyetleri bir araya geldi. Toplantı salonunda buluşmada heyetler bilgi alışverişinde bulundu. Denize Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Sevgi Kalaycı, Avrupa Türk Gıdacılar Parakenticiler Platformu Koordinatörü Volkan Aydın ile Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Ticaret Ateşesi İrem Ekmekçi konuk toplantının başında kısa birer konuşma yaptı. Deniz Ticaret Odası Başkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi adına bu türdeki organizasyonlarla işbirliklerinin önemine değindiği konuşmasında kendilerini ağırlayan Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası yönetimine gösterdikleri ilgi ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Ayrıca Avrupa'daki tüketicilerin ve iş dünyasının taleplerinin karşılamaya talip olduklarının da altını çizdi. Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia eyaletinin Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası üyesi LAV'ın kurucusu Alman-Türk ekonomi hukuku alanında yüksek lisansı bulunan Avukat Hülya Oruç Aslan Kanat, Stenberg'te yeminli mali müşavir Vedat Kanat ile Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası, Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası Gıda Çalışma Grubu'nun partneri Volkan Aydın, Concert at Home Food, Avrupa Türk Gıdacılar Parakentçiler Platformu Koordinatörü Danışmanı Volkan Aydın, Türkiye'den gelen konuklarının sorularını cevapladı. Bu arada Deniz Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan üyelik formunu doldurarak Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nın üyesi oldu. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği hakkında istişareyle devam eden etkinlik, günün anısına takdim edilen hediyeler ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü yıkımların durdurulması amacıyla dünyaya seslenen Yeniden Refah Partisi Denizli İl Başkanı Halil İbrahim Özdemir, bu amaçla cumartesi günü Konya'da gerçekleşecek Özgür Filistin mitingine Denizli halkını davet etti. Yeniden Refah Partisi Denizli İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında Denizli halkı 14 Ekim cumartesi günü saat 14'te Konya'da gerçekleşecek Özgür Filistin mitingine davet edildi. Arkadaşlar, basın mensubu arkadaşlarım, Denizli Teşkilatı'nın arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saygıdeğer basın ve yayın kuruluşları ve kıymetli misafirlerimiz, hepinize sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Son bir haftadır Gazze'de yaşanan gelişmeler yüreğimizi acıtmaktadır. İsrail'in uluslararası hukuku yok sayan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarını umursamayan yaklaşımları, orantısız güç kullanımı Orta Doğu'yu bir kez daha kan gölüne çevirmektedir. İsrail devleti devlet gibi değil, örgüt gibi hareket etmektedir. İsrail devleti uluslararası hukuku tanımamaktadır. Orta Doğu'da yaşananlar bir İsrail-Filistin çatışması değil, tarafları belirli olan savaş halidir. Savaşın bir tarafında yüksek teknoloji sahip silahlarla masum sivilleri acımasızla katleden bir İsrail devleti vardır. Diğer tarafta ise kadınlar, çocuklar ve silahsız siviller vardır. Senelerdir 360 kilometre karelik alanda yaşamak zorunda bırakılan, sıkıştırılan, tecrit edilen 2,5 milyon insanın sığınacak hiçbir yeri yokken, mukavemet edecek hiçbir silahı yokken, evlerinde, apartmanlarında, okullarında, hastanelerinde hedef alıyor olmak ağır bir şiddet uygulaması ve apaçık bir savaş suçudur. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası örgütlere göreve davet ediyoruz. Bugün değilse ne zaman diyoruz? Binlerce masumun hunharca katledildiği bu saldırıda tepki verilmeyecekse uluslararası örgütler, Birleşmiş Milletler neye yarar? İslam Birliği Teşkilatı'nı ve Arap Birliği'ni daha yüksek sesli olmaya ve eylemci bir tavır takınmaya davet ediyoruz. İsrail saldırılar karşısında masum Filistin halkını, Gazze'li sivilleri, kadınları, çocukları, yaşlıları yalnız ve sahipsiz bırakmamaya davet ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyayı buradan uyarıyoruz. İsrail'e arka çıkmayınız ve sivilleri öldürmesine teşvik etmeyiniz. İsrail'i müzakere masasına oturtmak
ve Birleşmiş Milletler kararlarına uymasını sağlamak sizin göreviniz ve sorumluluğunuzdadır. Aksi takdirde işlenen savaş suçlarına göz yuman herkes bu suçlara ortak olacaktır. Gazze halkına köşeye sıkıştırarak, insani yaşam koridorlarını kapatarak, ölüme mahkum ederek Orta Doğu'da barışın tesis edilmesi dün olduğu gibi bugün de mümkün değildir. Bu anlayışla yarın da mümkün asla olmayacaktır. Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin meselesinin tek çözüm noktasıdır. Birleşmiş Milletler kararları da bu yöndedir. Milli görüşün temsilcisi olan Yeniden Refah Partisi için Kudüs, Filistin ve Mescid-i Aksa meselesi aynı meseledir. Bizler için bu meseleyi birbirinden ayırmak mümkün değildir. Yeniden Refah Partisi olarak Filistin'de yaşanan masum sivillerin yaşam haklarını uluslararası hukukun savunduğu çerçevede savunmaya devam ediyoruz. Ve devam da edeceğiz. İşgalci İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik orantısız güç kullanımını şiddetle tehdit ediyoruz. Siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin yapmakta olduğu bütün Filistin yanlısı eylemleri destekliyoruz. Filistin'de yaşanan vahşete dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için bizler de adımlarımızı atıyoruz. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak özgür Filistin için meydanlarda olacağız. Merkez Yürütme Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 14 Ekim 2023 Cumartesi günü, yani yarın saat 14'te Konya ilimizin hükümet meydanında Özgür Filistin mitingimizi gerçekleştireceğiz. Denizli hemşehrilerimize Filistinli mazlumlara destek olmak, Konya'da birlikte olmayı, Özgür Filistin sesini bütün dünyaya duyuracak mitingimize katılmaya davet ediyoruz. Düzenleyeceğim mitingimizde sadece Türk bayrakları ve Özgür Filistin bayrakları bulunacaktır. Bütün siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını, cemiyetleri, gençlerimizi, kadınlarımızı, herkesi Konya'da buluşmaya davet ediyoruz. Konya'dan Filistin halkının sesi olmaya ve vicdanı duruşumuzu ortaya koymaya davet ediyoruz. İsrail karşısında masum sivillerin, kadınların, çocukların ve yaşlıların hukukunu korumaya, yaşam hakkını savunmaya davet ediyoruz. Özgür Filistin mitingimiz ile Türkiye'nin kalbi Filistinli kardeşlerimiz için Konya'da atacaktır. Bizler de Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan ile birlikte Konya'da hükümet meydanında olacağız. Yeniden Refah Partisi Denizli İl Başkanlığı olarak Özgür Filistin mitingimize, davetimize hiçbir ayrım ve siyasi parti farkı gözetmeksizin tüm kamuoyuna saygılarımızı da arz ederiz. Evet değerli dostlar, bugün ÖRKOP'tayız. ÖRKOP değerli başkanı Sayın Ünal Ünal'la birazdan Türkiye genelinde ve Nazilli ve Aydın genelinde süt alımı, sütçülerin sorunları, hayvancılıkla uğraşanların sorunları, ayrıca arkamızda bulunan bu devasa yeni yapılan soğutma ile ilgili depolamanın nasıl olduğunu, tariflerini alacağız. Biz izleme devam edelim efendim. Aydın'a bağlı Nazilli ilçesinde faaliyetlerini yürüten Ege'nin en büyük kooperatiflerinden olan ÖRKOP firmasını ve Nazilli ÖRKOP Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal'ı ziyaret ederek süt üreticisinin dertlerini dinledik. Başkan Önal, son zamanlardan sonra besi üreticisinin %13 civarında hayvanlarını mezbahaya gönderdiğini, bu nedenden dolayı süt üretiminde düşüş yaşandığını, bu düşüşün de fiyatlara yansıdığını belirtti. Evet efendim. Şu an yanımızda ÖRKOP'un değerli yönetim kurulu başkanı Ünal Ünal Bey var. Ünal Bey'den bu seneki süt ve sütçülerin durumlarıyla ilgili bilgi alacağız. Evet efendim. Şimdi Kemal abi geçen 2022 Ekim'in 15'inde
sütü bir zam olmuştu. Piyasada kendiliğinden bakanlığımızın açıkladığı referans fiyat 8,5 liraya çiftçilerimize. Fakat piyasanın hızlılığında işte bu Ekim, Kasım, Aralık geçen yıl başı 11-11,5 aralığında dengelendi. Uzun süre yani Ağustos'un 1'ine kadar falan işte Temmuz içinde yeni ulusal süt konseyimiz fiyatı açıklamıştı. Üreticilerimize 11,5 artı işte soğutma primi, nakliye primi ve benzeri giderleri ekleyerek 12 lira 40 kuruş gibi biz ve bizim gibi birlikler, süt müteahhitleri süt satar durumu gelmişti. Tabii ülkemizde son yıllarda özellikle son 1,5-2 yıl içindeki döviz hareketi, girdi maliyetlerinin çok artması, tüm maliyetlerin yani birçok şeyin fiyatlarında 3-4-5 katı kadar varan işte mazot, gübre olsun, arazi icar bedelleri olsun, arazi bedelleri olsun çok büyük yükselişi geçti. O yüzden üreticilerimizin birçok maliyetinde çok büyük artışlar oldu. Bu artışlar tabii bu sefer çiftçilerimiz de bu bir yıl içinde yaklaşık şimdi Ağustos 1'de başlayan bir %6-%7'lik zam. Bir şimdi Ekim ortasında 3-5 gün sonra bir başlamasını beklediğimiz bir yıllık bir zam. %10-%15'lik zamlara tekabül ediyor. Evet. Yani 12 ay içinde yaklaşık %10-%15'lik bir zam. Biraz üreticilerimizin iştahını azalttı. Çünkü bu ekonomiye göre düşük bir zam. Bizim gene beklentimiz üreticilerimize bir 15 lira süt fiyatı. En az 14 lira, 15 lira, 16 lira. Bu bantlarda bir fiyatın oluşması yönündeydi. Önümüzdeki günlerde geçen yılki gibi bir hareket olup işte geçen yılda işte 8,5 açıklanan rakam kendiliğinden piyasada işte ekonomideki arz ve talep dengesiyle de alakalı bizim pazarımızda tüm pazarlar gibi. Orada bir hareketle yine üreticilerimizin beklentisi olan 14, 15, 16 bandına doğru süt fiyatlarının şekillenmesini bekliyoruz. Tabii ekonomimizde en büyük bizleri ilerisi için sıkıntıyı sokan, üreticimize, çiftçimize hesap ederken sıkıntıyı sokan ileriyi biraz görememe. Yani işte önümüzdeki ay yem fiyatları kaç olacak, gübre mazot fiyatları kaç olacak. Yani bunları biraz göremediğinden dolayı çiftçimiz biraz sıkılıyor. Tabii bu ekonomimizin genel sorunu. Eğer bunları da aşabilirsek, çiftçimizi kazandırabilirsek bölgemizde ve ülkemizde biraz daha azalan son özellikle 2-2,5 yılda çiftçilikte ve üretimde özellikle süt hayvancılığında düşüş yaşadık. Bu düşüş şimdi birçok büyük çiftliğimiz yurt dışından 2600, 2700, 2800 eurolara hayvan getirerek tekrar hayvanlarını çiftliklerinin hayvan sayısını çoğaltarak tekrar üretimi çoğaltmaya çalışıyor. Şimdi bunu sağlayacağız ama bunu sağladıktan sonra da bu üretimin artışını, bu üretimi devam ettirmeliyiz. Yes, bu hayvanları koruyup hayvanların yavrularını alıp yavrularıyla da çiftliğin hani hayvan sayısını arttırarak devam ettirebilmelerini sağlamalıyız. Bu ortamda Ünal Bey yani besicimiz yani çiftçimiz ne kadar hayvan mezbahayı gönderdi? Çok mu gönderdi? Ne kadar? Şöyle biz tabii süt hayvancılığında hayvan sayılarını ve süt litresine bakıyoruz. Benim tahminim %13-%15 bir kayıp oldu. Tabii. Şimdi artan nüfus, işte ülkemizin bence artan bir nüfusu var. Özellikle Suriye'den, Arap ülkelerinden bir göç aldı ülkemiz. Rusya'dan gelenler oldu. Bunlar da tabii ki bizler gibi onlar da tüketim yapıyorlar. Onlar da işte süt ve süt ürünleri tüketiyorlar. Artan tüketim, azalan üretim. Bu biraz ilerisi için biraz sıkıntı olabilecek bir durum. Onun için gene ben asıl şunu da kooperatif ve kooperatifçiliği de ön plana sokarak özellikle kaybolmak üzere azalan küçük aile işletmelerini tekrar nasıl kazandırabiliriz? Tekrar onlara nasıl hayvancılık ve çiftçilik yaptırabiliriz? İşte yaşlanmış eski insanlar genellikle bizim hayvancılık yapıyor şu bölgemizde. Ve ülkemizin birçok küçük kırsalda yaşayan diyelim köy ve mahallelerimizde yaşayan çiftçilerimiz birçoğu şu an hayvanlarını sattı ve
evinin önündeki ağırlığa boş duruyor. Onları tekrar yaptırabilir miyiz? Onların çocuklarını kırsalda, yani köyü ve mahallede tekrar tutup onları bu işi yaptırabilir miyiz? Bence bizim sektörün sorunlarından bir tanesi de o. Onun üzerinde çalışmalar yapmalıyız. Şimdi böyle giderse önümüzdeki günlerde süte geldiği zamanda peynire ve diğer yoğurda daha diğer süt muamelerine geliyor. Sizce yılbaşından sonra ya da yılbaşından önce bir düşüş yaşar mıyız bu mazota gelen veyahut da yeme gelen zamlarla ilgili? Ben pek öngörmüyorum. Çünkü 2-2,5 yıldır bu hareket var. Bir türlü geri dönüş olmadı. Artık ekonomimiz bence bizler de bireyler olarak bu artışlara alıştık. Bence böyle devam eder. Keşke tekrar yerlerine otursa, tekrar aşağılara düşse, bizim ülkemizin parası yabancı ülkelerin paraları karşısında değer kazansa, ama maalesef çok da geliş olmuyor. Çünkü her işte birbirine bağlı. Şimdi süt tozu satıyoruz. Örneğin şu an yurt dışında bizden daha düşük. Kurlar düştüğünde bizim sektörü olumlu etkilediği de var, olumsuz etkilediği de var. Birçok şey birbirine bağlı olduğu için ben düşüşlerin değil de ekonominin bu seviyede devam etmesi, hiç olmazsa bu seviyenin korunarak devam etmesini öngörüyorum. Bölgenin en büyük kooperatif olarak, şimdi bir de arkamızda soğuk hava depomuz var. Burada soğuk hava deposunda ne gibi ürünler depoluyoruz efendim? Şimdi depomuzu biz süt ve süt ürünleri için yapmıştık ilk başta. Daha sonra bölgemizde tarım kredi kooperatiflerle incirde bir çalışmamız oldu. İncircilerin yani incir tüccarı arkadaşlarımızın incir stoğunu yaptık burada. Daha sonra biz kendimiz incir işine girdik. Dedik ki ya bizim çiftçimizin ineği var, hayvanı var, işte yon çekiyor, buğday ekiyor, tarlası, bahçesi var ama zeytin bahçesi de var, kestane bahçesi de var, incir bahçesi de var. Onlarda bir çalışma yapabilir miyiz diye. Şu an ülkemizdeki tarım kredi kooperatiflerimizin yaklaşık 2000'e varan marketlerinde bizim kooperatifin işte özellikle Nazilli ve Kuyucak, Karacosu, Bozdoğan taraflarından mahallelerimizden aldığımız incirleri paketleyerek o marketlerde satışını sebep oluyoruz. Yine ihracatçı firmaları ve farklı tüccarlara buradan çiftçiden aldığımız inciri pazarlıyoruz. Yani incir faaliyetimiz de çok yoğunlaştı. Önümüzdeki yıllarda belki zeytin ve zeytinyağı ile ilgili de biz bir şeyler yapmak istiyoruz. Efendim, incir aydınımızın en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi. Ve dünyanın en lezzetli inciri bizim bölgemizde. Tabii ki böyle bir kurumların, soğuk hava depoları gibilerin olması tabii ki çok önemli. Bilhassa ÖRKOP bu bölgenin en büyük kooperatiflerinden bir tanesi ve biz yönetim kurulu başkanımız Sayın Ünal Ünal Bey'e yapmış olduğu bu güzel çalışmada çok teşekkür ediyoruz ve biz de desteklerimizi bildiriyoruz. İnşallah bizim elimizden gelen bir şey olursa başkanım. Çok teşekkür ederim. Onu biliyorum. Biz tabii ülkemizde böyle kooperatiflerin daha çok tanınmasını istiyoruz. Şimdi birçok yerde işte 3-5'i geçmiyor saydığımız kooperatif. Aydın için 54 kooperatif var ama şimdi ÖRKOP, Umurlu, işte Allan Çullan, Eğridere, hadi Dalama'yı sayalım, Söke'yi sayalım, Cincin'i sayalım, bir de Hatip Kışlı'yı sayalım. Yani şimdi çok küçük bazı kooperatifler var. Aydın'da yine kooperatifçilik çok yüksek ülke oranına göre. Evet. Yani şu an %40'lar, %45'lerdeyiz belki de sütte falan. Kooperatifler olarak iyi süt topluyoruz. Fakat birçok ilde Türkiye ortalaması benim tahminim %15'lerdi. Şimdi kooperatif adı sayın dediğinizde işte hadi ÖRKOP'u saydık, hadi Tire Süt Kooperatifini saydık. Üçüncüyü kimse saymıyor. Bence bizim ülkemizde giderek artık kooperatif ve kooperatçiliğe yönelinmeli. Kooperatif ve kooperatçiler büyümeli. Biz bu bölgede işte soğuk hava tesisleri yaptık. Türkiye'de tek yem fabrikamızı yaptık, çalıştırıyoruz. Süt faaliyetimiz, mandıramız, işte yoğurt, beyir, ayran, üretimimiz zaten devam eden bir şekilde devam ediyor. 64 aracımız var bölgemizden. Aydın'ımızın 17 ilçesinin 8 ilçesinden süt toplum faaliyeti yapıyoruz. En son yaptığımız işte akaryakıt da hem kendi araçlarımızı daha
düzenli bir şekilde akaryakıt alımını sağlamak, hem de önümüzdeki günlerde çiftçilerimiz üstüne bir çalışma yaparak acaba çiftçilerimiz %1, %2, %3 değilse daha düşük fiyat akaryakıt verebilir miyiz? Bunun telaşındayız. Bir de orası da kooperatifimizin bir etiketi oldu. Kooperatifimizin bir tanıtım yeri gibi oldu. İtibardır bence bizim gibi kooperatifler için. O yüzden çiftçilerimize, bizlere inşallah hayırlı olur. Şimdi yeni bir oluşum. Yaklaşık 2,5 aydır faaliyeti başladık. Bizler de işte kooperatifimizin itibarını yükseltici işlerle yapmakla meşgulüz. Bundan sonraki adımda da mevcut işlerimizi geliştirip büyütmek, bir de güneş enerjisi ile ilgili bir çalışma yapmak hedefimiz. Vallahi başkanım, biz başarılar diliyoruz. Hızınıza biz ulaşamıyoruz ama maşallahınız var diyelim. İnşallah güneş enerjisi çok önemli. Çünkü yenilenebilir enerji şu anda günümüzün en büyük ihtiyaçtan bir tanesi. İnşallah onu da sizden bekliyoruz artık. Çünkü konuşmuş olduk. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. O da devletimizden belki destekle de İnşallah. Bir başvurumuz olacak. Yani 2024'ün tahminim Şubat Mart aylarında netleşir. Değerli arkadaşlar, ÖRKOP'tan sizlere seslendik. Sayın ÖRKOP'un değerli yönetim kurulu başkanı Ünal Önal Bey ile beraberdik. Biraz dertleştik ama şunu öğrendik. Demek ki ülkemizde güzel şeyler de yapılabiliyor. Bu da herkese örnek olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Kahramanmaraş merkezde meydana gelen ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan 6 Şubat depreminin ardından gerçekleştirilen dayanışma çalışmaları belgesele konu oldu. Kadıköy Belediyesi depremin meydana geldiği tarihten bugüne kadar Kadıköy ile afet bölgeleri arasında kurulan dayanışma köprüsünü anlatan bir belgesel hazırladı. Belgeselde Kadıköy Belediyesi personelleri ve gönüllüleri deprem bölgelerinde gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri, yemek dağıtımı hizmetleri, çadır temini ve kurulumu, yardım erzaklarının ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gibi birçok alanda yaptıkları çalışmaları ile deprem bölgelerine dair izlenimlerini paylaştı. Depremin meydana geldiği andaki yaklaşık 9 saat sonra Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan ve onlarca vatandaşı enkazdan sağ çıkarmayı başaran Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı BAK, Kadıköy üyelerinin belgeselde paylaştığı anılar yaşanan afetin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Belgeselde ayrıca deprem bölgelerinde yaşanan sıkıntıları, eksiklikleri ve koordinasyonsuzluğu da yeniden ortaya koydu. Kadıköy Belediyesi'nin resmi YouTube kanalında yayınlanan belgeselde deprem bölgeleriyle Kadıköy arasında kurulan dayanışma ağına dair izleyenleri hem duygulandıran hem de gururlandıran görüntülere ve bilgilere de yer verildi. Yani hiç hayal ettiğimiz gibi değildi. Hayallerimizin ötesindeydi. Silah çektiler, tır istediler. Bir meslektaşımın annem burada, babam burada diye sesi kulağımda. Büyükçekmece Belediyesi Sevgi Eli Market'i hijyenik koşullarda hazırlanan beslenme destek paketleri ailelerin evlerine haftalık olarak belediye personeli tarafından teslim ediliyor. Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne gelen taleplerin değerlendirilmesinin ardından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına gıda desteği verilirken ilçe merkezine uzak eskiden köy statüsünde olan mahallede ise öğrencilerin tamamına beslenme desteği veriliyor. Uygulamayı yakından takip eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, projeye hayırseverlerden de destek geldiğini belirterek şu açıklamayı yaptı. Şehrimizde ekonomik şartları dar olan ailelerimizin çocuklarının okuldaki günlük yeme ihtiyaçlarını veyahut da okuldaki beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendi elimizle, kendi imkanlarımızla, hayırsever vatandaşlarımızın imkanlarıyla Sevgi Market'e getirmiş olduğumuz gıda maddelerini, bunların içerisinde ne var? Bal, peynir, reçel, fındık ve benzeri besleyici, çocuklar için çok lüzumlu olan besleyici malzemeler, ekmek ve benzeri çocuklarımızın beslenmesinde önemli yer tutan gıda maddelerini gıda mühendisimizin
önderliğinde çocuklarımız için arkadaşlarımız hazırlıyor. Ondan sonra bu ailelerimizi biliyoruz, onların evlerine dağıtıyoruz ve çocuklarımızın beslenmesine önemli bir katkı sağlıyoruz. Gönül ister ki hiçbir çocuğumuz aç kalmasın ve her ailenin ekonomik durumu yeterli olsun. Çocuğun ihtiyacını ve kendi ihtiyacını kendi arzusu doğrusunda tamamlasın veya tedarik etsin. Ama ekonomik şartlar çok ağır. Bu nedenle belediyemizin yıllar önce ortaya koymuş olduğu Sevgi Market projesi şehrimizde binlerce ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşımıza beslenme, giyim, kuşamda çok önemli hizmet veriyor. Şimdi de okul sezonu açıldı. Yeni eğitim öğretim başladı. Ekonomik şartları uygun olmayan ailelerimizin çocuklarının beslenmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Erzincan'da yapılan bir iş yeri açılışında 3 metre 57 santimlik makas kullanılarak yeni bir dünya rekoruna imza atıldı. 3.57 efendim. Birçok ünlü markayı bir araya getiren ve Ramazan Demir'in işletme sahibi olduğu mağaza açılışına CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Partili Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyesi Erzincan Eski Milletvekili Sebahattin Karakelle, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cahit Şireci, CHP İl Başkanı Zeynep Erdoğan Sarıca, MHP İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özaslan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, İl Müftüsü Muharrem Gül, bazı kurum amirleri, STK temsilcileri, siyaset ve iş dünyası temsilcileri ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Açılışı özel konuşmaların ardından Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından dua edildi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun hal ve ehli beytine salat ve selamlarımızı arz ediyoruz vasileyle. Evet, bugün burada bir açılış yapıyoruz. Erzincan bereketli bir yer. Bakın, bereketli bir yer, hamdolsun. Hani bazı yerlerde diyorlar, işte mağazalar kapanıyor. Ama Erzincan'da mağazalar açılıyor, kapanmıyor. Burası bereketli bir şehir. Niye? Çünkü Erzincanlı iş adamı Erzincan'da kazandıklarını Erzincan'a yatırım yapıyor. Bu nedenle Erzincan'da Allah'ın izniyle makas her zaman açık olur, kapanmaz makas. Bize de bu makas aralığını kapatmak düşer. Toplum arasında açılmış olan makas aralığını inşallah bu tür işletmelerin açılmasıyla, iş sahibi yapılmasıyla açılan bu makas aralığı kapatılmış olacak. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Can Erzincan bugün tarihi son derece güzel günlerinden birini yaşıyor. Can Erzincan'da açılacak olan her değerli mağaza, Can Erzincan'ımızın katma değerine artı sağlayacaktır. Hayır duanızı eksik etmeyin. Bu güzel açılıştan makas var efendim. Ama biraz sonra diyecekler ki makas keser mi kesmez mi? Nasıl yapacağız bilemiyorum. Fazla açmayalım dedi. Makası fazla açmıyoruz. Canım belediye başkanım, çok güzel bir konuşma yaptınız. Makası fazla açmayalım dediniz. Ekonomik anlamda da vatandaşlarımız arasında makas fazla açılmasın. Ama Can Erzincan'daki bu dostluğu, bu güzelliği hep birlikte inşallah korumaya devam edeceğiz. Bugün burada açacağımız Volt Erzincan, Erzincan'ın ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz ve Erzincan'da eksikliği olan bir mağaza olduğu için böyle bir konsept mağazayı açmaya karar verdik. Kendi bünyesinde Salomon, Merrill gibi birçok dünya markasını barındıran konsept mağazamız. Bu arada ayakkabı forumun açılışını da yapıyoruz. Ayakkabı forum uzun zamandan beri hizmet veriyor ama açılışını yapmamıştık. Madem Volt açıyorsan ikisini birden açalım diye iki açılış birden yapıyoruz. Bu açılışı yaparken biz daha önce de bazı denemeler yaptık. Önemli olan bu açılışlarda Türkiye'nin gündemine gelebilecek, ses getirebilecek bazı aktivitelerde bulunuyoruz. Daha önceden açılışlarımızda biz 7 dakikada 7 çift ayakkabı satarak dünya rekoruna imza attık. Yani 7 çift ayakkabı 7 dakikada sattık ve o akşam istisnasız
bütün televizyonun haber kanallarında Erzincan istisnasız baş köşedeydi. Bravo. Erzincan'da akrabı izdihamı, Erzincan'da hakikaten Erzincan'ın o gün çok güzel bir reklam oldu. O günkü Erzincan'daki bütün mükamiller aradı bize teşekkür ettiler Erzincan'ın iyi bir reklam olduğu için. Bugün de bu açılışta önce şöyle bir düşündüm. Dünyada bir açılışta en fazla kurdarı kesme sayısı rekoru kıralım diye düşündüm. Araştırdım, böyle bir rekor denemesi yapılmamış. Yapılmadığına göre nasıl rekor kıracağız diye başka bir şey düşündük. Bu açılışta dünyanın en büyük vakasını yaptırdık. Mesela araştırdım, Hindistan'da 3-10 metre boyunda bir makas. Daha önce Türkiye'de denenmiş. 3.20 biz 3.5 boyunda bir makas yaptırdık. Değil mi makas? Bu makas dünyanın en büyük makası. İnşallah Allah'ın izniyle bu makas da ses getirecek. Erzincan'ımızın akşam bütün haber kanallarına çıkarak inşallah güzel bir Erzincan'ımızın reklamını yapacağız. İl müftüsü Muharrem Gül'ün yaptığı duanın ardından 3 metre 57 santimlik dev makasla açılış yapıldı ve dev makasla dünya rekoru kırıldı.